Ahiler Kalkınma Ajansı proje uygulama eğitimleri, ödeme işlemleri. Eğitimimizi 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. Bunlar mali dokümantasyon, teknik dokümantasyon ve muhasebe yükümlülükleri şeklinde olacak. Proje uygulama sürecinde yapılacak olan denetimlerde ara ve nihai raporların ajansa sunulmasında, yapılan harcamalara ait bütün kanıtlayıcı dokümanların ajansa ibraz edilmesi gerekmektedir. Bunlar satın alma belgeleri, ödeme emri belgesi, hizmetin gerçekleştirildiğine dair belgeler ve muhasebe kayıtları gibi belgelerdir. Eğer proje kapsamında yeni bir istihdam öngörülüyorsa, işe alınacak olan personelle bir iş sözleşmesi yapılmalı, proje kapsamında görevlendirildiğine dair bir yazı hazırlanmalı ve SGK'ya işe giriş bildirgesi verilmelidir. Ajansa sunulacak olan ara ve nihai raporlarda personele ait sözleşmeler, ücret bordroları, tüm personelin aylık zaman çizelgeleri ve çıktıları yer almalıdır. İnsan kaynakları maliyeti personelin resmi olarak işe giriş yaptığı tarih itibariyle hesaplanacaktır. Bütçede insan kaynakları kaleminde yer alan tutar, çalışanın alacağı brüt ücrete ait maliyettir. Ücret ve yasal kesintilere ait ödemeler proje hesabından yapılmalıdır. Proje bütçe kaleminde seyahat kalemine ait bir harcama varsa, bu harcamalara ait destekleyici dokümanlar ara ve nihai raporda ajansa ibraz edilmelidir. Ara ve nihai raporlarla birlikte bir ihale klasörü oluşturulmalı. Bu klasör içerisinde satın almaya ilişkin ihale belgeleri, ihaleye katılanların teklifleri ve değerlendirme raporu yer almalıdır. Aynı zamanda yüklenici ile yapılan sözleşme, mal alımına ait teslim makbuzları, yapım işinin tamamlandığına dair kabul belgeleri gibi belgeler konusuna göre eklenmelidir. Projede bir eğitim var ise bu eğitime ait detaylı tanım, eğitim çizelgesi, eğitimci listesi ve geri bildirim formlarının rapor içerisinde eklenmesi gerekmektedir. Proje yararlanıcı ve ortakları uygun muhasebe ve defter tutma sistemini kullanarak hesapların kesinliği ve düzenli olmasını sağlamalıdır. Burada önemli bir hususa değinmek istiyorum. Mali desteğin kaydında gelir yöntemi kullanılmalı ve alınan mali destek gelir olarak kaydedilmelidir. Sizlere göndermiş olduğumuz kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların muhasebeleştirilmesi dokümanını dikkatli bir şekilde incelemenizi tavsiye etmekteyiz. Bu dokümanda yer alan eş finansmanın kaynağı ve aktarılmasına baktığımızda, yararlanıcının eş finansman yükümlülüğünü mümkün olduğu ölçüde bütçe dışı kaynaklar ile karşılaması esastır. Yararlanıcı bu yükümlülüklerini bütçe dışı kaynaklar ile karşılayamaması durumunda bütçenin 6 ve 7 ekonomik kodlarını içeren tertiplerinde yer alan ödeneklerden tahakkuka bağlamak suretiyle proje özel hesabına öder. Proje kapsamında görevlendirilen yararlanıcı personeline proje özel hesabından yahut yararlanıcının diğer banka hesaplarından yapılan maaş ödemeleri proje süresiyle sınırlı olarak eş finansman kabul edilebilir. Proje kapsamındaki harcamalar, gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine proje özel hesabından yapılır. Açılmış olan hesaplar ajansın yetkilendirmiş olduğu proje personeli tarafından takip edilir. Talep edilmesi durumunda
proje hesabına ilişkin hareketler hesabın açıldığı banka tarafından kararnamenin 189. maddesi uyarınca ilgili ajansa sunulur. Proje özel hesabının nemalandırılmasına baktığımızda hesaptaki tutarlar kamu hazinedarlığı genel tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Bu şekilde elde edilen nemalar proje özel hesabına gelir olarak kaydedilir ve proje süresince bu usul ve esaslar çerçevesinde kullanılabilir. Ajansınızla yapmış olduğunuz sözleşmenin sonrasında talep edilmesi halinde %40 oranında bir ön ödeme proje hesabına aktarılacaktır. Yapılan bu ön ödeme tamamen harcanana kadar proje hesabının bakiyesi yararlanıcı tarafından sözleşmede bildirilen proje hesabına bağlı ve iş planına uygun vadelerde gelir getirici bir hesapta değerlendirilecektir. Bu kapsamda elde edilen bütün getiri ve haklar ajansın olup bu durum sizinle yapılan sözleşmede de açıkça belirtilmiştir. Proje uygulaması kapsamında elde edilen varlıklar, proje koordinatörünün belirlediği projede görev alan yararlanıcı personeli zimmetlenerek kullanıma verilmelidir. Ajansla yapmış olduğunuz sözleşmenin imzasından sonraki 45 gün içerisinde izlem uzmanı tarafından ilk izleme ziyareti gerçekleştirilecektir. Bu izleme ziyaretinde hem proje hakkında detaylı bilgiler verilecek hem de işleyişin nasıl olacağı yönünde gerekli bilgiler aktarılacaktır. Aynı zamanda yararlanıcının talebi doğrultusunda 10 iş günü içerisinde azami destek tutarının %40'ı oranında bir ön ödeme sözleşmede belirtilmiş olan banka hesabına aktarılacaktır. Genel sekreter sözleşme imzalanmadan önce yararlanıcının ve proje risk ve ihtiyaç durumunu değerlendirmek amacıyla ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyareti yaptırabilir ve bunun sonucunda ön ödeme oranının %20'den az ve %60'dan fazla olmamak kaydıyla belirleyebilir. Tabi burada sözleşme imzalanmadan önce gerçekleştirilen ön izleme ziyaretine ilave olarak sözleşme imzalandıktan sonra da gerçekleştirilecek olan ilk izleme ziyaretinde bu risk yeniden değerlendirilebilir. Ve çok yüksek riskli projeler için gerekli tedbirler alınıncaya kadar ön ödemeye bloke konulabilir. Bahse konu olan ön ödeme avans şeklinde blokeli olarak proje hesabına yatırılır. Avanstan harcama izleme uzmanına ve bankaya gönderilen bloke kaldırma talimatıyla yapılır. Yatırılan avansın proje harcamaları dışında kullanılması durumunda sözleşme feshedilir. Teminat gelir kaydedilir ve cezai yaptırım uygulanır. Ön ödeme hariç olmak üzere yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan resen hiçbir ödeme yapılamaz. Ajans destek kapsamında yapacağı her türlü ödemeyi kendi banka hesaplarından yararlanıcı tarafından sözleşmede belirtilen banka ve bu banka nezdinde yararlanıcı adına açılmış projeye özel hesap numaralarına transfer talimatıyla gerçekleştirir. Sözleşmede ilgili proje hesabının ajansın yetkilendirilmiş personeli tarafından da yakından ve kesintisiz takip etmesini sağlayacak hükümlere yer verilir. Yapılan ön ödemeler tamamen harcanana kadar proje hesabının bakiyesi yararlanıcı tarafından sözleşmede bildirilen proje hesabına bağlı ve iş planına uygun vadelerde gelir getirici bir hesapta değerlendirilir. Bu kapsamda elde edilen bütün getiri ve haklar ajansın olup bu durum sözleşmede de açıkça belirtilir. Proje özel hesabına bağlı hesaplarda biriken bu getiri ve hakların
Proje döneminin sonunda ajansın kendi hesaplarının iadesi talep edilebileceği gibi yararlanıcıya yapılacak nihai ödemeden de mahsup edilebilir. Ara ödemeye baktığımızda hak ediş usulüne göre gerçekleştirilir. Yani önce harcama yapılır, daha sonra ajanstan bu harcama talep edilir. Sözleşmede belirlenen dönemlerde sunulan ara raporun incelenmesi sonunda ara ödeme gerçekleştirilir. Ara ödemenin talep edilebilmesi için ön ödemede yatırılan miktarın harcanmış olması gereklidir. Aynı ara ödemedeki gibi nihai ödeme de hak ediş esasına göre gerçekleştirilir. Bu ödeme sözleşmede belirlenen dönemde veya faaliyetin tamamlanması sonrasında proje bitiş tarihi beklenmeksizin nihai rapor sunularak talep edilebilir. Sunulan nihai rapor ajans tarafından incelenir ve incelenme sonucunda uygun bulunduğu takdirde ödeme gerçekleştirilir. Nihai ödemenin yapılabilmesi için tüm harcamaların gerçekleştirilmiş olması gereklidir. Alınan mal veya hizmetin teslim edilmesi veya yapım işinin tamamlanmış olması ön koşuldur. Ara ödemenin olduğu bir örneği inceleyelim. Örneğin burada proje bütçemiz 800 bin TL, destek oranımız %50, ajans destek tutarımız da 400 bin TL olsun. Yapılan ilk izleme ziyareti sonrasında ajans destek tutarının %40 oranındaki tutar proje hesabına bloke olarak aktarılır. Yararlanıcı bir ara ödeme isterse A, B, C ve D kadar harcama yaparak bir rapor hazırlar. Destekleyici dokümanlarla birlikte bu raporu ajansa sunar. Yapılan inceleme sonucunda C kadar ödeme proje hesabına aktarılır. Yararlanıcı E ve F kadar tutarındaki harcamayı da yaptıktan sonra bir nihai rapor hazırlar. Destekleyici belgelerle birlikte bu raporu ajansa sunar. E kadar ödeme inceleme sonunda ödenir. Projelerde ara rapor sunulması zorunlu değildir. Yine aynı şekilde proje bütçemizin 800 bin TL olduğu, ajans destek tutarının da 400 bin TL olduğu bir örneği inceleyelim. İlk izleme ziyareti sonrasında 160 bin TL, yani ajans destek tutarının %40 oranındaki tutar proje hesabına avans olarak yatırılır. A, B, C ve D kadar harcama yararlanıcı tarafından yapıldıktan sonra destekleyici belgelerle birlikte ajansa bir nihai rapor sunulur. Sunulan nihai rapor ajans tarafından incelendikten sonra da C kadar ödeme proje hesabına aktarılarak proje tamamlanır. Projelerinizi başarıyla tamamlamanız ümidiyle sabrınız için teşekkürler.